Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, vatandaşı ikinci el altınlara karşı uyardı. Altın fiyatlarının aşırı yükselmesiyle birlikte ikinci el altınlara yönelenlere seslenen Özdinç, kuyumcular bile ürünleri makasla kesmeden ya da eritmeden içinde bakır olup olmadığını anlamıyor. İkinci el altın almak tehlikeli, sahte çıkabilir dedi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, ikinci el altın diye bir altın olmaz kesinlikle. Çünkü kuyumcunun almış olduğu altını direkt eritir. Erittikten sonra da tekrar yeni bir mamül haline getirtiririz. İkinci altın, el altının insanlar aldığı zaman kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. Onun için halkımız kesinlikle ikinci el altın diye bir tabir kullanıp da kuyumcuya girdiği zaman ikinci altının ne olduğunu dahi kuyumcu bilmez. İnsanlar bu şekilde yatırım yapmasınlar. İkinci el altın mesela aldığında ayarı düşük olabilir. Çünkü kuyumcu halktan altın alıyor. Bu altını alıp eritiyor. Erittikten sonra saflaştırıp ayar evine gönderip saflaştırdıktan sonra atölyelerde işleme tabi tutuluyor. Fakat eğer o kuyumcu o anda ikinci el altını aldığında bilmeyerek sahte bir altın aldıysa, halk da bunu alırsa tabii ki çok büyük bir zararlı çekecek. Onun için kesinlikle halkımız ikinci el altın diye bir altın tabir edilen şeylere yönelmesinler. Bu işten zararlı çıkacaklar. Eğer özellikle yatırım halinde bir altın alacaklarsa, çeyrek altın, yarım altın, tüm altın dediğimiz veya gram altın dediğimiz saf altın, bunlardan alsınlar, bunları yatırım haline getirsinler. İkinci el altın diye bir altın olmaz ve halkımız özellikle söylüyorum kesinlikle rağbet etmesinler. Halk getiriyor, kuyumcu altınlarını satıyor mecburen. O satılan altınları kuyumcu alıyor. Alınca bunu eritip tekrar bilezik haline veya küp haline veya set haline getiriyor. Eğer kuyumcu o almış olduğu altını tekrar vitrine koyup satıyorsa bunun adı ikinci el oluyor. Fakat biz bunu kesinlikle izin vermiyoruz. Çünkü şu anda öyle bir ürünler yapılıyor ki kuyumcu bile bunu eritmeden veya makasla kesmeden içinde bakır var mı yok mu onu dahi bilmiyor. Her zaman söylediğim gibi insanlar kesinlikle kendi kuyumcularını değiştirmesinler. Her zaman annesinin, babasının, dedesinin yıllardan beri almış olduğu altıncıyı, kuyumcuyu vazgeçmeden oradan alışveriş yapsınlar. Onlardan bile ikinci el altın almasınlar, her an sahte çıkabilir. Şimdi ben bunu her zaman söylüyorum. Bir kuyumcudan alışveriş yaptığınız zaman bunu muhakkak kart vizitini alın. Gramını kart vizite yazdırttırın. Tekrar geri dönüşümünde bunu Gaziantep'te satmadınız. Kendi kuyumcudan satmadınız, başka kuyumcuya satacaksınız. O kart ipraz ettiğinizde hem sizin olduğunuz meydana çıkıyor hem daha güvenli satıyorsunuz. Bir de bileziklerin, küpelerin hepsinin içinde yapan kişinin, satan kişinin patenti vardır. Bu patent bizim için çok önemli. Eğer geçip de bu patent olmazsa ikinci ellerin çoğunda zaten bu şekilde şeyi çok zor görürsünüz. Çünkü silinmiş de olabilir. Bu kuyumcu bunu daha düşük fiyatla alır. Yeni ürün. Düşünün, siz yeni bir ürünü aldığınız zaman 3 sene, 5 sene kullanırsınız. Eski bir ürünü aldığınız zaman 3 ay sonra, 2 ay sonra kırılacaktır bu. Kırılacaktır. Tekrar kuyumcuya getireceksiniz. Kuyumcu bunu yapacağım diyecek, yapamayacak. Yapamayacak. Bu sefer ne olacak? Ürünü tekrar satacaksınız, daha çok zarar edeceksiniz. Onun için halkımıza özellikle söylüyorum, ikinci el altın diye bir altın olmaz. Kesinlikle düşünmesinler ve almasınlar. Şimdi altının çok aşırı yükselmesinden dolayı bankalar kuyumcuların vermiş olduğu teminatı düşük kaldığından dolayı altından tekrar istiyorlar. Ama şu anda Gaziantep'te böyle bir sorunumuz yoktur. Hiçbir banka Gaziantep'teki kuyumcudan hiçbirinden altınlarını istemiyor. Bu da yani öyle geçip de eğer teminatını çok iyi verdiyse teminat rakamı almış olduğu altın rakamı tutuyorsa hiçbir sorun yaşamadan altın kredisini alabilir. Hatta şu anda hangi kuyumcu, hangi esnafım istiyorsa gelsin, ben kendisine kredi alayım.